Mevlevi Üstadı Mustafa Özbağ Beyefendi'yi mikrofona davet ediyorum. Buyurun efendim. Sahabeler, şehitler,
bütün veliler, evliyalar, geçmiş ümmeti Muhammed'e dua ederiz. Bağışlarız. Bağışladıktan sonra da üç tevhid okuruz. Lâhin, lâhin, üç etki miktarında uzatarak da. Biz adamı yerine getirdik. Böyle bir hüzün var. Böyle bir garip bir şey var. Kaymakam Bey geldi bana. Dedi ki, hocam ne oldu? Ya kaymakam dedi, biz böyle şeyler çok konuşmak istemeyiz. Ya bu şehitlikte ayrı bir şey var dedim. Burası neresi? Hiç dedim bilinmeyen bir yer. Ve burada da dedim, şehitlerin hepsi de çocuk dedim. Kaymakam Bey'in gözleri doldu, tırın gözünden yaş geldi. Ya ben de zaten buradayım. Dedi ki hocam, burası ne biliyor musun dedi. Dedim bilmiyorum. Ama dedim bildiğim bir şey var. Burada yatanların hepsi de çocuk da kaldı. Hocam burası dedi, Sahra Hastanesi. Burası dedi böyle bir vadinin, böyle bir vadinin içerisindeki tepelerin arasında. Bunun dedi üstünde hastaneyle alakalı ne kadar işaret var, bütün işaretler var. Ve dedi, çocuk yaştaki askerler dedi, askerlik tecrübesi olmadığından yaralıların hepsi de dedi çocuk. En küçüğü dedi 13 yaşında, en büyüğü dedi 17 yaşında. Ben dedi burada özel bir çalışma yaptırdım. Bunları dedi buldurdum burada dedi, etrafına da çevirttirdim. Burayı şimdi herkes bilmiyor dedi. Ama dedi, bu hastaneyi dedi, Sahra Hastanesi, o kadar dedi, belirtmelerine rağmen İngilizler burayı dedi, top ateşiyle yerle bir ederler dedi. Bu hastaneden bir kişi dedi, bir kişi sağ çıkamaz. Hepsi de dedi, doktoruyla, hemşiresiyle ve oradaki yaralı askerleriyle şehit olurlar dedi. Hikayeyi dinledim. Kemal Nazlı Bey'e dedim ki, dedim, senin kaybolduğunu, dedim, bu kadar bir hüzün, bu kadar bir hüzün dedim, ömrümde hayatımda yaşamadım dedim. Öylesine bir hüzün dedim. Ve bizim ilk şehide sema etkinliğimizdi. İçimden dedim ki, ömrüm yettiğince dedim, bunu devam ettireceğim. Ve gelecek nesiller, çocuklarımız, çocuklarımızın çocukları, onların çocukları, Çanakkale'yi unutmaması lazım dedim. Kıymetli dostlar, zaman zaman bizim Anadolu insanımız zorlukların içerisinde, sıkıntıların içerisinde kalır. O zorlukları, o sıkıntıları biz ta Orta Asya'dan beri yara yara, yıka yıka, eze eze gelmişiz. Biz gün yüzü görmemişiz. Biz güneş yüzü görmemişiz. Biz sürgünden sürgüne geçmiş, her sürgün gittiğimiz yeri kendimize vatan edinmişiz. Aslında bizim dini inanışımız da bunu gerektirir bize. Biz ta Allah'tan sürgün edilmişiz. Ruhlar aleminden, ruhlar aleminden sürgün yemişiz. Alem-i misaller, alem-i misaller sürgün yemişiz. Alem-i şehadete, dünyaya sürgün yemişiz. Anne karnına yetmemiş.
bir daha sürgün yemişiz. Dünyaya gönderilmişiz anne karnından. Yetmemiş. Buradan da sürgün üstüne olmuş. Kabir alemine. Oradan da bir sürgün yiyeceğiz. Mahşere. Oradan da bir sürgün yiyeceğiz. Nereye? Mümin isek ebedi olarak cennete, mümin değil isek ebedi olarak cehenneme. Ama o sürgünlüğümüz bu topraklarda yaşayan insanların üzerinde de tecelli etmiş. Biz Orta Asya'dan çıkmışız. Ta Avrupa'nın göbeğine kadar her karış toprağı şehit kanlarıyla yoğura yoğura, her karış toprağın hakkını canla, her karış toprağın hakkını canla, kanla, gözyaşıyla, hakkını vere vere yürümüşüz. Biz bu toprakların çocukları olarak buna alışkınız. Bu toprakların çocukları kardeşler misali en acımasız zamanda dahi buzları eritip güneşi görmek için mücadele etmişiz. Ve güneşi gördüğümüzde canımızın bizden gideceğini bildiğimiz halde yine de güneşe bakaraktan ölmeyi seçmişiz. Bu din ve millet birbirinin içerisine girmiş o karakteristik özelliği dinin hükmü ve hukuku da destekleyerekten muhteşem bir pratik çıkmış. O muhteşem pratikle biz ölmeyiz. Onlara ölüler demeyiz hükmünce kendimizi ölümsüzleştirme yolunda vatan için, Kur'an için, aklımız için, namusumuz için, malımız için gözümüzü kırpmadan can vermeyi, gözümüzü kırpmadan kanımızı akıtmayı, gözümüzü kırpmadan yürümeyi, mücadele etmeyi, göğsümüzü siper etmeyi öğrenmişiz. Ve Kur'an bizim arkamızda olmuş, Kur'an bizim önümüzde olmuş. Muhammed Mustafa ışık tutmuş. Onunla beraber yürüyen ashab bize bu noktada yol öğretmiş. Ve Allah için ölecekse bu toprakların insanları bin yıldan beri gözlerini kırpmadan ölüvermişler. Toprak için ölecekse bu toprakların insanları vatan uğruna gözlerini kırpmadan ölüvermişler. Hiç düşünmemişler arkamızda ne kaldı diye. Arkada kalanların üstadı Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in söylediğini söylemiş. Eşine ve çocuklarına ne bıraktın deyince Allah ve Resulü bıraktın demiş. Ve biz arkamızda kalanları Allah ve Resulü bırakarak tanımışız. İşte Çanakkale'de arkada kalanları Allah ve Resulü'ne emanet eden o şüheda bugün sizlerin üzerinde, sizlerin arasında duasıyla ayakta. Sizler ve bizler hep beraber onların dualarıyla ayaktayız. Ve bugün bu topraklarda hür bir şekilde yaşamaya çalışıyorsa ve bu topraklarda acısıyla, sancısıyla, sıkıntısıyla dinimizi hür bir şekilde yaşamaya çalışıyorsa biz bizden önceki şehadanın hakkını unutmamız mümkün değil. Kıymetli dostlar, bir şey Kur'an ve sünnet dairesinde doğruysa doğrudur. Bir şey Kur'an ve sünnet dairesinde yanlışsa yanlıştır. Şehit olmak bize Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur, bir ikramıdır inananlara. Ve Allah der ki onlara öyle demeyiniz. Onlar diridir. Siz farkında değilsiniz. O zaman farkında olalım. Gözümüzü açalım. Asıl diriliği görelim. Asıl dirilik Allah için candan geçmektir. Asıl dirilik kutsal değerler için her şeyden geçmektir. Kıymetli dostlar, eğer Çanakkale'nin ruhunu yaşayacaksanız,
Çanakkale'nin ruhunu gelecek nesillere aktaramazsa bilin ki bizim de diğer milletlerden ve insanlardan farkımız kalmayacaktır. Biz milliyetsiz ve vatansız yaşayamayız. Bizim için vatan toprakları kadar önemli başka bir şey olmaz. İnsanlar kendi inanışları noktasında kendi inanışlarını herhangi bir yerde yaşayabilirler. Ama la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler vatansız yaşayamazlar. Bunu bu topraklarda yaşayan insanların karakteristik özelliğine katarsak biz adım atarken toprak kendimizin olmalı. Biz kopmalı toprak. Eğer o toprak biz kopmuyorsa biz kendimizi orada yabancı, biz kendimizi orada farklı hissederiz. O yüzden İslam uleması dahi yer toprağı ikiye ayırmış. Bir, İslam'ın yaşandığı topraklar. İki, İslam'ın yaşanmadığı topraklar. Biz bu yüzden toprağımızda dinimizi yaşamakla mükellefiz. Ve o toprakları dinimize hakaret edenlere çiğnetmemekle mükellefiz. Bozgunculara, müşriklere, kafirlere, dinimize, vatanımıza, milletimize, namusumuza, ecdadımıza, zenginliklerimize göz dikenlere karşı her daim dik, her daim mücadeleci, her daim bu noktada biz savaşı göze almalıyız. Bana bazen soranlar, semazenlerin bir elleri havada, eller açık, öğretirken öyle öğretiriz. Elma tutar gibi deriz, elimiz yukarıda olsun. Bir ellerini aşağıdalar. Bana bir gün sormuşlardı. Bu semazenlerin bir eli neden böyle yukarıda diye. Dedim ki bu el yukarıda. Bir taraftan bakarsanız dua. Dua eli havada. Bir taraftan bakarsanız gözü kalbindedir dedim. Eğer kalbine şeytani bir şey gelecekse indirilir aşağı. Ama bu el havada. Eğer vatanına, milletine, dinine birisi yan gözle bakacaksa onun kafasına indiririz. Bizim de bir sufilik anlayışımız müminlere karşı şefkatli, merhametli, yumuşak, kafirlere karşı şiddet, sert. Eğer kafirler gözlerini bize haince dikerse onların hesabını vermesini de biliriz. Bizim semazen kıyafetlerimiz kafirleri aldatmasın, düşmanları aldatmasın. Biz o kıyafeti kefen niyetine giyeriz. Kefenimizdir, şehit olmaya hazırız. O yüzden bizim sufi duruşumuz müminlere karşı şefkatli ve merhametli. Allah bizim dinimize, vatanımıza, bayrağımıza, milletimize, kardeşliğimize birisi göz dikerse biz herkesin önce koşar şu heda şerbetini içmek için en önce gidiyoruz demişti. Kıymetli dostlar, bugün Çanakkale'ye ama bütün yurtlarda Çanakkale, bütün yurdun her bölgesinde Çanakkale'yi aymak gerçekten o ruhun, o asının nesli ruhunun ayakta olduğunu, diri olduğunu ve her dönemde diri kalacağını göstermesi. Sizleri daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Birazdan Çanakkale Üniversitesi, kardeşler, üniversitedeki kardeşler, şehidin seması diye bir tiyatral gösteri sunacaklar. Ve o şehidin semasından kısa bir öğüt bize anlatacaklar. İnşallah onun ardından da sema ve dua olacak. Geceniz hayırlı olsun, mübarek olsun. Nice güzel
yüzüncü yıllarda bir beraber bütünlük içerisinde şehitlerimizi anmayı ve o günlerden ders almayı Allah bize nasip etsin. Geceniz hayırlı.